Atom bombası, 1940'larda Amerika Birleşik Devletleri'nin Manhattan Projesi adlı gizli bir programıyla geliştirildi. Bu projede birçok bilim adamı, mühendis ve askeri yetkilinin katkısı bulunmaktadır. Atom bombasının keşfine zemin hazırlayan bilimsel çalışmalar, 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan bir süreçte gerçekleşti. Atomun yapısı hakkındaki araştırmalar, nükleer fizik alanının gelişmesine ve sonunda atom bombası gibi silahların icadına yol açtı. 1905 yılında Albert Einstein, özel görelilik teorisini yayınladı. Bu teori, enerjinin kütleyle ilişkili olduğunu ve bu nedenle kütleli bir parçacığın hızı arttıkça enerjisinin de artacağını ortaya koydu. Bu eşitlik, sonunda atom bombası gibi silahların geliştirilmesinde kullanılacak olan nükleer enerjinin temelini oluşturdu. 1911 yılında Yeni Zelandalı fizikçi Ernest Rutherford, altın atomlarına alfa parçacıkları göndererek atomun yapısını keşfetti. Rutherford, atomun çekirdeğinin varlığını ve bu çekirdeğin pozitif yüklü olduğunu gösterdi. Bu keşif, atomun yapısını anlamak için önemli bir adım oldu. 1932 yılında İngiliz fizikçi James Chadwick, nötron adı verilen bir parçacığın varlığını keşfetti. Bu keşif, nükleer fisyon gibi olayların gerçekleşmesine olanak tanıdı. Nötronlar, uranyum çekirdeği gibi ağır elementlerin nükleusuna girerek, daha kararsız elementler ve enerji üretmek için ayrışmalarına neden oldu. 1939 yılında Almanya, nükleer enerjinin potansiyelini anladığı için bir nükleer silah projesi başlattı. Bu durum, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde de endişe yarattı ve nükleer silahların yapımı konusunda yoğun bir araştırma ve geliştirme çalışması başlatıldı. Manhattan Projesi, 1942 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin Roosevelt tarafından onaylandı. Bu proje, atom bombasının yapımı için bilimsel araştırmalar, uranyum ve plütonyum üretimi, bomba tasarımı ve testleri yapmak için gerekli olan tesislerin inşası gibi birçok farklı görevi içermekteydi. Projenin başında, bilim insanları uranyum ve plütonyum elementlerinin parçalanmasıyla enerjinin nasıl açığa çıktığını ve bir atom bombası için gerekli olan fiziksel ve kimyasal özellikleri araştırmaya başladılar. Bu çalışmaların sonucunda, iki farklı tasarımda atom bombaları geliştirildi. İsimleri Little Boy ve Fat Man olarak kaydedildi. Little Boy, uranyum-235 izotopunu kullanarak çalışan bir bombaydı. Bu bomba, bir topun içine yerleştirilen iki parçadan oluşuyordu. Bu parçalardan biri, uranyum-235 inç bir silindirik halkasından yapılmıştı. Diğer parça ise uranyum-235'i, çekiçli bir mekanizma kullanarak silindirin içine iten bir ateşleyiciydi. Uranyum-235, parçalandığında büyük miktarda enerji açığa çıkardığı için, bu bomba, çok yüksek bir patlama gücüne sahipti. Fat Man ise plütonyum-239 izotopunu kullanarak çalışan bir bombaydı. Bu bomba, uranyum-235 kullanılarak çalışan bombadan farklı bir tasarıma sahipti. Bombanın içinde bir plütonyum küresi vardı. Bu küre, bir tetikleyici kullanılarak sıkıştırıldığında, patlamaya neden olan zincirleme reaksiyonu başlatan yeterli miktarda plütonyum-239 üretti. Bu bomba da oldukça yüksek bir patlama gücüne sahipti. Manhattan Projesi kapsamında, uranyum ve plütonyumun üretimi için iki ayrı tesis inşa edildi. Uranyum, Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda zenginleştirildi. Plütonyum, Washington eyaletindeki Hanford sitesinde üretildi. Bu tesislerde çalışan binlerce insan, zehirli radyasyon seviyelerine maruz kaldılar ve birçoğu hastalandı veya öldü. Atom bombası, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atıldı. Little Boy adlı bomba, yaklaşık 80 bin insanın ölümüne neden oldu. 3 gün sonra, Fat Man adlı bomba Nagasaki'ye atıldı ve yaklaşık 40 bin insan hayatını kaybetti. Atom bombalarının kullanımı, savaşın sona ermesinde önemli bir rol oynadı. Japonya, 15 Ağustos 1945'te teslim oldu. Ancak, atom bombasının kullanımı aynı zamanda insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak da kabul edilir.
Atom bombaları, sadece Hiroşima ve Nagasaki'de değil, aynı zamanda nükleer silahların uzun vadeli etkileri nedeniyle, birçok insanın hayatını olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle, uluslararası toplum, nükleer silahların yayılmasını engellemek ve nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılmasını hedefleyen çeşitli anlaşmalar ve düzenlemeler yapmıştır. 1968 yılında, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, nükleer silahların yayılmasını önlemek, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasını teşvik etmek ve nükleer silahların azaltılması ve sonunda tamamen yok edilmesi için çaba sarf etmek gibi hedefler belirledi. 1996 yılında kapsamlı nükleer test yasağı anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, nükleer silahların geliştirilmesi, test edilmesi, üretilmesi ve depolanması gibi faaliyetleri yasaklamaktadır. Atom bombasının yasaklanması için yapılan bu çalışmalar, nükleer silahların dünya barışı ve güvenliği açısından ciddi bir tehdit olduğunu göstermektedir. Ancak, nükleer silahların tamamen yok edilmesi için daha fazla çaba ve müzakere gerekmektedir. Daha fazlası için Bilim Peşinde'ye abone olmayı unutmayınız.